mihrabın iki tarafına lafza-i celal yazmış. Efendimiz'in ismini yazmamış. Onlara bir çıkıştım, darıldım. Dedim ki bu Efendimiz'in ismini siz hangi salahiyetle kaldırıyorsunuz? Bu büyük bir cürettir. Yalnız Allah'a iman kafi olmuş olsaydı Cenab-ı Peygamber Yahudilere muharebe etmeyecekti. Çünkü Yahudiler de la ilahe illallah der, Musa Resulullah der. Binaenaleyh onlar Allah'ı biliyor. Bir olarak da biliyor. Lakin Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedikleri için Efendimiz muharebe yaptı onlara. Kesti. Nasıl olur? Siz Yahudi mezhebine mi girdiniz? Yahudi meşrebinde misiniz siz? Ne salahiyetle oraya da Allah, buraya da Allah yazdınız? İki Allah yazılışı, efendim, iki Allah gibi gösterir. Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yazılacak. Biz oradan geçtik, arkasından ateş vurdu orayı. Zagreb, şeyde, Yugoslavya'da. Bütün bu iç muharebelerin merkezi orası oldu. Nasibini aldı oradaki şaşkın Müslümanlardan. Bir cami, efendim, modern 12 milyon dolar vermiş. O şeytanlar veriyor. O para babaları veriyor. Mezhebi bozuklar veriyor onu. Vehhabiler. Neden? İslam akidesini bozmak için. Müslümanların itikadını, inancını berbat etmek için. Seferberdirler. Ve aradan çok geçmedi, onların üzerine ben ateş yağdırdım Cenab-ı Allah. Aş olmadığı vakitte efendim, ümmeti Muhammed'i kullarına en büyük zaaf, en büyük efendim, zayıflık, başsızlıktan ileri geliyor. Kafirler, Efendimiz'in İslam'ı ilam etmesinden itibaren, o andan itibaren, Nasara ve Yahud, Hristiyanlar ve Yahudiler, İslam'ı yıkmak için seferber oldular. Bugün de Hristiyan alemi, Yahudilik, eleddül hisam, İslam için Müslümanların birinci düşmanlarıdır. Hristiyanlar o derecede şaşkın. Hem onlara göre İsa aleyhisselam Yahudiler çarmıha geldi. Haşa. Ve İsa aleyhisselam için ve Hazreti Meryem anamız için aleyhisselam en kötü iftiralarda bulundular. Öyle olduğu halde Hristiyan alemi Yahudilere kucak açar. Onların hamisi gibi durur. İslam ki Hazreti İsa'ya ve muhterem validesi Hazreti Meryem anamıza en yüksek tazimi getirmiştir. Bize hor bakarlar. Ve Hristiyan alemi ehli salib aslında Yahudilerin tahrikiyle yola döküldü. Haçlı seferleri, Hacı Efendi, Haçlı seferleri aslında Yahudilerin tahrikiyle olmuştu. Yahudilerin maksadı İslam'ı ve Hristiyanlığı birbirine düşürüp, birbirlerine kırdırıp arz-ı mukaddese girmek ve hakim olmak. Onların maksadı oydu. Hristiyanların anlayışı gıttır. Zihinleri kabadır. Böyle şeylerin farkında değiller. Haçlı seferlerini tahrik eden Yahudilerdir. Tertip eden Yahudilerdir. Ona ön ayak olan Yahudilerdir. Sebebi Müslümanları Hristiyanlara kırdırmak, Hristiyanları Müslümanlara kırdırmak. Sonunda Kudüs-ü Şerif'e girip hükmetmek. Maksatları buydu. Ve o zaman elde edemediklerini elde etmek için
bin sene beklediler yine. Takriben 900 sene yine beklediler. Neticede İslam'ın esas temsilciliğini yapan Arap kavmiyle Türk kavminin arasını açtılar. Arabı Türk'e düşman ettiler. Türk'ü Arap'a düşman ettiler. Arayı ayırdılar. Ve Hristiyanları kullanaraktan efendim seferberlik yani Birinci Cihan Harbi'nin sonunda Allenby denilen Hristiyan generali Uçu Şerif'e girdiğinde bayram ettiler. 1917. Ya. Üç ordu vardı diyor orada. Karşıda iki ordunun habersiz üçüncü ordunun kumandanı askeri çekince aradan girdi, bozdu şeyi. Çevirdi iki orduyu da. Bir tek adam. Tarih okumuyor ki millet. Tarihimizi bilmiyoruz. Okutmuyorlar. Ve Hristiyan aleminin esas gayesi 600 sene Osmanlı devri. Ondan önce de 400 yıl önce yine Bağdat halifelerin zamanından itibaren Türk ümerası, Türkistan ümerası kuvveti eline alıp zayıflayan Arap İslam devletine Cenab-ı Allah bu kavmi Türk ile imdat verdi. Yeniden taze kan verdi. Ve bin sene İslam'ın bayraktarlığını bizim atalarımız yaptı, yüklendi. İslam'a toz kondurmadı. 70 seneden beri de İslam'ın üzerine dökmediğimiz moloz kalmadı. Pislik kalmadı, iftira kalmadı, kötülük kalmadı. Hepsini döktük. 70 senedir. Senin ecdadın toz kondurmadı. Bugünkü torunları, onun için hepsi cezaya mahkumdur. Aklını başına almayanların hepsi cezaya mahkumdur. Ve onların arzuları 20. asırda hemen hemen tahakkuk edip İslam alemi izzetini kaybetti. İslam aleminin başı kalmadı. Başsız kaldı. Ve hala biz o başsız olmanın zilleti altında, zillet ve meskenet bize vurulmuş olduğu halde ya Hristiyanların kapılarını dolaşıyoruz, ya Yahudilerden imdat arıyoruz veyahut ehli sünnet ve cemaata muhalif olan, başka türlü Yahudi olan kavimden imdat arıyoruz. İngiliz ve müttefikleri ilk olaraktan İslam alemine hükmeden zatı İstanbul'dan attırdı. Hiçbir Müslüman ülkesi Hicaz dahil onu kabul etmedi, istikbal etmedi. O kimse Avrupa'da efendim küfür diyarı olan Avrupa'da öldü ve borcundan dolayı da bir Yahudi rehin tuttu. Cenazesini rehin aldı. Ondan sonra Paris'e getirmişler onu. O Paris'teki camide bana yerini gösterdiler. Şam'da Paris'teki cami Halife Abdülmecid'e Sultan Vahdettin. Sultan Vahdettin'i Şam'a gönderdiler de bu halifeyi Paris'e getirdiler. Haciz Gonan Sultan Vahdettin. Asr-ı Padişah ünvanıyla hilafeti de şerefetekisi artık şey kalmayan olduğu için. Ve Şam'a defnoldu. Şam'da onu ben ziyaret ediyordum. Hiçbir padişaha Şam'a defnolmak nasip olmadı. Halı Sultan Vahdettin'e nasip oldu. Bir hadis-i şerif var ki Cenab-ı Mevla sevdiği kulunu Şam'a nasip eder. Ziyaret etmeyen miydi orada Sultan Vahdettin'in mezarını? Yoksa unuttun mu? Sultan Selim'de. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya sümmel emsel fel emsel. En şiddetli belalar peygamberler üzerine gelir. Sonra evliyalara,
Sonra herkes imanına göre bir iptilaya mahkum edilir. Bütün Osmanlı sultanlarının içerisinde en büyük iftiraya uğrayanlardan birincisi Sultan Abdülhamid, ikincisi Sultan Vahdettin. Ve Sultan Vahdettin hüsnü niyetiyle elinden geleni yaptı. Sonunda ona iftira edildi ve gurbete düştü. Cenab-ı Allah mükafat olarak Şam arzında ona nasip verdi. Şam arzında defnolan kimseye iki fazilet vardır diyor Hazreti Ali Efendimiz. Birisi kabir azabından, kabir sıkmasından emn-i eman var. Kabir herkesi sıkar. Mümini de sıkar. Mümini sıktığı vakitte bir annenin çocuğunu böyle bağrına iyice bastırması gibi sıkar. Kafiri sıktığı vakitte adlaları, kemikleri birbirine girip olur. Çatır çatır ezerekten. Şam toprağına defn olan kimseye iki fazilet vardır diyor Hazreti Ali Efendimiz. Birisi kabrin sıkmasından eman verilir. İkincisi sırat üzerinden emanla geçer. Sırattan düşmez. Bu iki fazilet var diyor o. Şam toprağına defn olunan kimselere. Ne yapalım? Biz de diyoruz ki ya Rabbi bizi daha Şam toprağına nasip eyle. Amin. İnşallah. Neden? Bu kadar fazilet vardır. Bir kabir yeri almış idim ben. Zülkifil Aleyhisselam civarında. Hacı Efendi. Zülkifil Aleyhisselam gibi çok peygamberler yatır Şam toprağında. O Cebel-i Kasyon Cenab-ı Hakk'ın hürmetli tuttuğu kutsi bir dağdır. Ki Cenab-ı Allah şanına tazim etti onun. Ve tini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin. Hacı Bahri Efendi. Ve tini dediği vakitte şimdi manası incirdir. Zeytun, zeytundur. Lakin tin ve zeytunun turu sinin yani Musa peygamberin turuyla münasebeti nedir? Onu müfessirin izam hazaratı öyle bildirdi. Ve tini tur, o da bir turdur, dağdır. Tur tina bu Şam'daki dağın ismidir, Süryani ismi. Ve zeytun tur zitadır. Kudüs-ü Şerif'teki İsa peygamberin göğe çekildiği dağdır. Tur zita denir. Ve zeytun o dağa işarettir. Ve Tur-u Sinin Musa peygamberin Cenab-ı Hak ile kelam söylediği dağdır. Ve hâvel meledil emin Beytullah'dır. Dört yere yemin ile bildiriyor. Cenab-ı Allah ki insanoğlunu yakat halaknel insane fî ahseni takvîm. Biz insanoğlunu en mükemmel olarak yarattık. Ki onunla bu batıl ehlinin iddialarını Cenab-ı Hak çürütüyor. İnsanoğlu tekamül yoluyla efendim şu hayvandan bu hayvana, bu hayvandan şu hayvana intikal edip nihayet maymundan insan türedi diyerekten bu saçmayı men etmek için dört yemin ile dört mukaddes makama yemin ederekten bildiriyor. Biz insanı en mükemmel olarak hılkatta yaratılışını en mükemmel olaraktan kıldık, yarattık diyor. Yaratan biziz. İlk insan nasıl mükemmelse şimdiki insan da aynı mükemmelliyettedir. Veyahut şimdiki insan ne gibi bir kemal taşıyorsa ilk insandaki kemal de aynıdır. İlk insanda nefis var. Bugün yaşayan insanda da, insanlarda da nefis var. İlk yaşayan insan
melekut aleminden kendisine ruh gönderilmiştir. Ruh sahibidir. Bugün yaşayan insanların hepsi de ruhları vardır. Binaenaleyh ruh ve nefis insanlara terkip olunmuştur. İlk insanda da aynıdır. Bugünkü insanda da aynıdır. Eğer bu dünya milyon sene devam edecek olsa insan hılkatı yine ruh ve nefis terkibinden ibarettir. Ve Şeyh-i Sultan-ı Evliya'dır. Öyle bildirildi. Bu oğlum derdi. Bu Kasyon Dağı. Yani Kasyon. Cenab-ı Hak 124 bin peygamberler gönderdi aleyhisselam. Bu peygamberlerin içerisinden bin zatın, bin peygamberin kabirleri şöyle böyle bilinmiştir dünyada. Geriye kalan 123 bin peygamberlerin kabirleri bu dağın altındadır. Bu dağa emanet edilmiş. Önce o da gece vakti böyle pırıl pırıl nur ağar onun üzerinden bütün boylu boyunca. Ve Şam mahşer arzıdır. Mahşer orada kurulur. İnsanlar oraya haş olur. Mağrib'den, maşrik'ten, şimalden, cenub'dan insanları kabirlerinden kalktıktan sonra melaike-i kiram sürer. Kimisi yayan görütülür. Kimisi binili olaraktan kabrinden kalktığı anında hemen melaike gelecek. Onlara cennet hüllelerinden giydirip cennet taşlarına koyup onları o suretle mahşer yerine getirirler. Kimilerini zincirleyip sürükleyip efendim kamçılayıp mahşer yerine sevk edecektir. Yorulmakla efendim o insanların oturması olamaz. Yorulduk yürüyemeyiz. Takatımız tükendi diyerekten bırakılamaz. Takatı tüketilen, tükenen kimseler sürüklenir. Yüzleri üzerinde sürüklenenler var. Kafaları üzerinde sürüklenenler var. Ayaklarından sürüklenenler var. Mecburi sürükleyerekten efendim mahşer yerine getirilecektir. Ölüm yoktur. Ölüm bir defaya mahsustur. İkinci ölüm yok. Kabirden kalktığın vakitinde artık ebedi hayatın günleridir o. Binaenaleyh orada yorulup ölmesi, eziyet çekip ölmesi, yanıp ölmesi, ezilip ölmesi diye bir şey yok. Ezilir, acısını çeker, canlıdır. O ezilmenin zahmeti, kesilmenin zahmeti, yanmanın şiddeti onları öldürmeyecektir. Yani ruh vücuttan ayrılmaz artık. Allah'a sığındır. O halinde mahşere oraya getirilir. Binili olarak getirilenlere arş altında gölgelendirilir. Onlar Allah arş altında gölgelenenlerden eylesin. Amin. Amin. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın Livail Hamdi dikilir. Livail Hamdi'nin altına bütün peygamberler gelecektir. Evvel mahşerde Adem, ondan sonra gelen bütün peygamberler benim sancağımın altındadır buyurur Peygamber aleyhissalatü vesselam. O peygamberlere tabi olan ümmetleri de gene sancağın şerifin altında durur. Tabi olmayanlar ayrılır. O sancağın altına girenlere ne mutlu. Ve o da Şam'da dikilir. Yine. Onun için Şam'ın faziletleri çoktur. Ahir zamanda diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok bir fitneler olur. Harpler, dertler, sıkıntılar. Deccal fitnesi de gelir. O sıkıntılı eyyamda kurtuluş arayan dinine, imanına sakınan kimse Şam'a gelsin diyor. En sonunda vaktin sahibi zuhur ettiği vakit
doğrudan İstanbul'a gelip peygamber sancağını alır. Aleyhissalatü vesselam sancağı şerifini aldığında Deccal'ın çıktığına dair bir avaz işitilir gökyüzünden. Hazreti Mehdi aleyhisselam o zaman bildirir ki Deccal da çıkmıştır. Onun için dinini, imanını kurtarmak isteyen kimse kendisini Şam'a atsın, Mekke'ye, Medine'ye atsın. Çünkü onun girmediği yer kalmayacaktır. Onun arkasına kim düşerse bakayım nedir, ne çalgı çengidir bu, ne oyundur bu, hiç ömrümüzde işitmedik diyerekten onun başını dışarı çıkarttı mı onun cazibesi onu çekiyor. Deccal'ın bütün askeri Yahudiler, veled-i zinalar, efendim şerefsiz kadınlar. Hepsi onun üç tayfanın onun askeri. Hepsi arkasına düşer, onunla beraber dolaşır. 40 gün, 40 günün ilk günü bir sene gibi dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir sene kadar uzayacak. İkinci günü bir ay kadar uzun olur. Üçüncü günü bir hafta kadar uzun olur. Dördüncü günleri, sahil günleri bizim günlerimiz gibidir artık. Ki 15-16 ay kadar bir zaman olur. Bütün Deccal'ın yeryüzünü dolaşması ve mıknatıs demiri çekiyor gibi bozuk adamların hepsini, bozuk adam, kadın, erkek hepsini mıknatıs çekiyor gibi toplayacak. Onun için bir devriye yaptırıyor ona dünyada. Her tarafta ona razı olan, onun meşrebinde olan ne kadar adam varsa arkasında da kalır. Bir ordu gelir ki hiç tasavvur edilmez. O kadar kalabalık. Ve onun geldiğine haber verir, kendisi de Şam'a gelir. Şam mahfuzdur, Şam'a Deccal giremez. Deccal giremediği vakitte ya Yahudi de giremez. Ve Şam'da büyük bir ova vardır. Üzerinde belki o ovanın 100 köy kasaba vardır. Hepsi insan ile dolar, kellem. Eğer takkesini bir kimse atarsa adamın üstünde düşer. Ya Resulallah demiş Sıddık-ı Ekber, ne yiyip ne içecek o cemaat o vakit Şam'ın içerisinde böyle kamışlık gibi hep millet dolacak. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Mehdi'ye vereceği ruhani kuvvetle bir tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir lokma yiyen kimse 40 gün kuzu yemiş gibi tok olur. Bir lokmayla 40 gün tok tutar. O tekbirin bereketine onları 40 günde bir de abdeste ihtiyacı olur. Allah kadir ve muktedirdir. Aman ne olsun. Sonra vakti 40 günü tamam olduğunda Cenab-ı Allah İsa peygambere emreder. Şimdi Mehdi aleyhisselam 70 deccalı katleder ama onun vazifesi değil. Onun vazifesi sancak-ı şerifi alıp ümmeti Muhammed'i kendisine biat ettirip Şam'a toplamaktır. İzni. Deccal'ı öldürmesi Hazreti İsa'ya ait. Hazreti İsa ki elinde çakı da almadı. Nerede kılınç alacak? Çakı da almış değildir. Öyleyken şeriat-ı varraun Ahmediye Efendimiz'in şeriatı üzerine olduğundan onun gelişi peygamber olarak değildir. Lakin Efendimiz'in ümmetinden olmak içindir gelişi. Ona göre ona muharebe için de emir var. İslam şeriatında harp etmek olduğu için. Ve enip sabah namazını mihrapta kılıp Hazreti Mehdi'ye tabi olur, arkasında namaz kılar. Sonra efendim şarkı kapısı var. Kıble böyleyse bu taraftaki kapıdan çıkacak. Şarkı kapısından o Babutuma değil mi o tarafta?
Maktuma'dan geçip sahraya yürür Deccal'ın arkasına. Deccal'ı katletmek için. Deccal Hazreti İsa'nın kokusunu aldığında tuz diyor suyun içerisinde nasıl erimeye başlar? Onun gibi erimeye başlar diyor şey Deccal. İsa peygamberin kokusu geldiği vakitinde ona. Subhanallah. Ve yetişir. Onu harbesiyle ikiye biçer. Kasap hayvanı böyle vura vura ayırdığı gibi İsa peygamber vura vura Deccal'ı ayıracak. Ondan sonra İslam askeri Yahudilerin üzerine düşer. Deccal'ın askerinin üzerine düşer, ardına düşer. Bir tek kalmayıncaya kadar onları keser bitirir. Şimdi Yahudilerin işini kimse tamamlayamaz. 7 Arap devleti değil, 70 tane olsa bütün İslam alemi onlara baş edemez. Onlara baş edecek Hazreti İsa'nın askeri, Mehdi Aleyhisselam'ın askeridir. Dünyanın sonu gelecektir. Dünyanın sonunda bu olacak, bu olacak, bu olacak diye Efendimiz haber vermişti. Ne haber verdiyse meydana gelecektir. Kimse önleyemez. İslam'ın ve Müslümanların ve Müslümanlığın bugünkü hale düşeceğini de Peygamber bildirmiş Aleyhisselatü Vesselam. Bildirdikten sonra olmasın olmaz. Olacaktır. Lakin onun için de bir hudut çekilmiştir. İş o hududa vardığında durdurur. Raylar bittiği yerde tren görür mü? Bittiği yerde böyle ayağa kalkmış raylar o vaziyette durur. Şimdi bu akımın da duracağı bir nokta gelecektir. Bir gayri nihaya yani nihayetsiz olarak devam edemez. Bu halin de bir bitirimi gelecektir. Lakin bitirimi iyide noktalanan adamlara ne mutlu. Bitirimi şerde noktalanan adamlara da ne yazık. Hapazanlar. Ondan korkmak lazım. Benim sonum iyilikte mi noktalanır? Benim ömrüm kötülükte mi noktalanacaktır? Evliyaların korktuğu noktadır o. Müminlerin de korktukları noktadır. Ona da dikkat ediniz. Herkes hayatının nasıl noktalanacağını düşünsün. Yolunu ona göre seçsin. Yapacağını, edeceğini ona göre tayin etsin. Çünkü bir gün hayatımız noktalanacaktır. Buna hayır inanmam denemez. İnanan inanmayan buna inanmıştır. Ki herkesin hayat hikayesi bir gün noktalanacaktır. Ama nerede nokta vurulacak? Ona bak sen. Allah hayatımızın sonunu iyilikle, iman ile, Allah'a saygı ve sevgiyle noktalasın. Amin. Hürmetül Habib, hürmetül Habib.